9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 90 Erkad Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Erkad Yayınları Sayfa 90A. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. 1. Değer nedir? Tanımlayınız. Cevap, değer, insanların inançlarına, kültürel bağlamlarına ve etik prensiplerine dayalı olarak bir şeyin önemini ve anlamını belirleyen öznel bir kavramdır. İkinci, değerlerin oluşumunda dinin önemi nedir? Kısaca yazınız. Cevap, din, değerlerin oluşumunda büyük bir öneme sahiptir. Din, insanlara etik kurallar, ahlaki değerler ve yaşam amaçları sağlar, bu da değerlerin temelini oluşturur. Üçüncü, örf ve idetlerin, değerlerin oluşumundaki katkısı nedir? Cevap, örf ve idetler, toplumların kültürel mirasıdır ve değerlerin oluşumunda önemli bir katkı sağlarlar. Bu gelenekler, toplumun ahlaki normlarını şekillendirir ve insanların davranışlarını düzenler. Dördüncü, tevhid, adalet, iffet ve şecaat ne demektir? Kısaca anlatınız. Cevap, tevhid, Allah'ın birliğini ifade eder. Adalet, haklıyı haklı, haksızı haksız gözetme ilkesini belirtir. İffet, temizlik ve namusla ilgilidir. Şecaat ise cesaret ve yiğitlik anlamına gelir. Beşinci, örf, idet ne demektir? Tanımlayınız. Cevap, örf, bir toplumun uzun süre boyunca geleneksel olarak benimsediği davranış ve uygulamalardır. İdet ise bu geleneksel davranışların özel bir olay veya törenle ilgili olanlarıdır. B. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Cevap. Birinci, doğru, insanın hayatını mutlu, huzurlu, güçlü, çalışarak geçirebilmesi, sağlıklı olan bedenini her türlü hastalıktan korumasına bağlı olduğu gibi insanın yaratıldığındaki temizlik ve arınmışlığını koruyabilmesi de değerlerini korumasına bağlıdır. İkinci, doğru, hikmet, sözlükte bilgelik, Tanrı'nın insanlarca anlaşılamayan amacı, gizli sebep, öğüt verici söz, felsefe anlamlarına gelmektedir. Üçüncü, yanlış, şecaat, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sorumluluğunu almak, mesuliyet anlamlarına gelmektedir. Dördüncü, doğru, adalet, her şeyde hakkı gözetmek ve hak edene hakkını vermektir. Beşinci, doğru, iffet, sözlükte haramdan uzak durmak, helal ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak anlamına gelmektedir. C. Aşağıdaki cümleleri verilen ifadelerden uygun olanıyla tamamlayınız. Adalette, şecaat, değer, iffet, hikmet, farz. Cevap. Birinci, bir toplum içinde veya insanlar arasında benimsenmiş veya yaşatılmakta olan her türlü duyuş, davranış ve kurallara değer denir. İkinci, Yüce Allah Kur'an'da, eğer hüküm verirsen, aralarında adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adil olanları sever. Maide Suresi 42. ayet buyurmaktadır. 3. Kur'an'daki iffet ile ilgili ayetlerin bazıları mal mülk, yeme içme konularında ölçülü ve kanaatkâr olmayı, bazıları ise bedeni istekler hususunda ölçülü ve edepli davranmayı ifade etmektedir. 4. Şecaat, savaşta kahramanlık göstermeye, sıkıntıları göze alarak üstün değerleri korumaya yönelten ruhsal yetenek anlamında bir ahlak terimidir. 5. Farz, Yüce Allah'ın kesin olarak yapılmasını istediği iş ve davranışlara denir. 9. Sınıf Erkad Yayıncılık Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 90 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.